Evet, herkese merhabalar. Ay ne kadar darmış. Aynı yerlere bak. Daha tuhaf bir koku var bu evde. Evet, çok pis kokuyor. Evet. Benden duymuş olmayın ama bütün yarışmacılarımız bu ev iyi ki bana çıkmamış dediler. Ha, iyi ki bana çıkmamış dediler. Hayret, normalde hepsi keşke bana çıksaydılar. Evet. Demek ki kötü bir ev. Ev kötü mü iyi mi şimdi göreceksiniz Kadir. Evet, zaten şuradaki örümcek ağından belli, evet. Gördüğünüz gibi. Hadi geçelim bakalım. Hadi o zaman. Uzun bir koridor sizi bekliyor. Evet Kadirciğim, burası banyo ama sonra gezeceğiz. Sonra duvarlarda. Burada yatak odası var. Burada aynamız var. Balkon desen aynamız. Aynasız yapamam. Bu kapının ardında da sizleri... Acaba nasıl bir şey? Camlarına vallahi... bak ya içinde. Çok merak ettiyseniz hemen bir kuple koklatayım size. Sonra biz koklarız onu dizseyiz. Yok yok yapmayalım. Yerleme be. Buzluk kokuyor. Burası kapıların tozları, bu ev terk edilmiş be. Bence burada insan yaşamıyor. Rabia Hanım kimsenin yaşamadığını iddia etse de evimizin salonunda hayat olduğuna dair bazı belirtiler mevcut. Bakalım Rabia Hanım ve Kadir küçük, kalabalık ve pis salonu görünce nasıl tepki verecekler? Ha, neyse ki ütüye düşkün ya, ütü yapıyorlar. Evi gösteren ütüdür biliyorsunuz. Çok güzel. Koltuklar mahvolmuş. Ama silinebilir. Evet. Deri silinir, yastık. Tüleye bak, Ruh dededen kalma. Vallahi Nusrede'den mi, Nasrettin'den mi bilmiyorum ama... Ay ben de bu türü direkt çöpe atalım. Baksana Kadir Bey, gidiyor. Bir de iki korniş takmışlar. Güneşliğe ayrı, perdeye ayrı. Ay, onu da ilk defa gördüm. Ben de. Salon küçük, çok fazla detay yok. Koku giderildikten sonra, koltuklar silindikten sonra... Yani yapılabilir. Çok bir zorluluğu yok salonun. Biliyorsun Kadir, Rabia Hanım 21 yaşında. Evet, evet, Rabia 99 doğumlu. Bakmayın boyunun olduğuna. Küçücük. Daha çok genç. Ve bugün zorlu bir ev çıktı Rabia'ya. Bugün temizliğim. Çoraplar kaşıkla birlikte yan yana. Sen şimdi bırak çorabı kaşığı da seyircilerimize Rabia Hanım'ı anlatmaya devam et Kadir. Rabia yükseklikten çok korkuyor. Aşırı derecede yükseklikten korkuyor. Evet, hatta bu sebeple şu anda bulunduğumuz evde alt katta. Evet, kendisi kaçıncı katın üstüne çıkamıyordu? Dördüncü. Dört kattan yukarıya çıkamıyor. Belediye izin vermiyor kendisine. Bence bugün çıkıp bir kiremit silelim biz çatıda. Yok, sen orada bir kendinden geç. Salonu tamamen temiz bekliyorum. Tüm anlamıyla tertemiz yapmalım. Evet, salonu gördük. Ne düşünüyorsunuz Rabia Hanım? Salon o kadar... kirli değil ama bir mutfağa baktıktan sonra yorum yapacağım. Kıyaslamak istiyor galiba. Evet. Çok doğru bir taktik Rabia Hanım. Peki mutfağı görmeye hazır mısınız? Ben de hazırım. Ben. Kadir hazırız diyorsun ama salona girer girmez çöküp kaldın. Hayırdır? Şu an bir ne yapacağımızı kara kara düşünüyor Kadir Bey şu an. Biraz kıvır zıvır da çok var. Söylenme. Mutfaktaki kokuyu nasıl gidecek? Evimizin mutfağı oldukça küçük ama yapılması gereken iş çok büyük. Dar alanın dört bir yanını kaplayan kirli bulaşıkları, yaydığı ağır kokuyla göreni kaçıracak buzdolabı, örümcek ağları ve sarımsak kabuklarıyla bezeli mutfak tam bir savaş alanı. Rabia Hanım bu mutfağı neresinden tutacak bilmiyoruz ama görünce Nutku'nun tutulacağı kesin. Aman tanrım dedim. Nalet gele. Tavanın içinde halı fırçası mı var? Demek ki onunla fırçalamaya karar vermişler ama fırçalamamış, bırakmış. Bence de zaten bu tava anca bununla temizlenir. Şuna bakar mısın? İlk yapması gereken o kokuyu gidermesi. Evin içinde durup da temizlik yapabilmesi için o koku giderilmesi gerekiyor. Rabia, ocağa bak ocağa. Nasıl buldunuz ocağı Rabia Hanım? Çok kirli tabii ki. Ay görmüyor musunuz dış ses? Çok pis, rezillik. Ay makarnalara bak, küf atmış küf. Neyse kurtulamamış neyse ki. Berbat olun. Açın ağzınızı. İyi ya. Aa, göz hakkama bak. Yok, şimdi gördüm. İstemiyorum, görmeyeyim. Ölünü gör. Ölünü göreyim bak, ama görmeyeyim. Bizim neslinin meşhur makarnası bir kaşık al. Allah sizi kahretsin. Aç bir daha. Ben yanlış gördüm değil mi? Doğru. Neyi? O buzdolabının içini. Korkma Kadir. Lütfen şu yemeği de koyuver dolaba.
Mutfakta her yere dikkat edeceğim. Özellikle buzdolabının içine çok dikkat edeceğim. Oraya girmesini isteyeceğim. Kız! Ay içinde kurtlar da geliyor. Şu. Kadir görüyor musun? Aa, içine geliyor bunu. Neyse yapacak bir şey. Az dur eldiven alıp geleceğim. Kadir eldiven alma bahanesiyle kaçtı. Sizin de diliniz tutuldu Rabia Hanım. Dış ses kapatabilir miyiz? Koku çok oldu da. Sizin hatırınız için kapatalım açalım, kapatalım açalım. Yok yok kapatın, direkt kapatın dış ses. Durun ama elim sıkışacak şimdi. Eliniz sıkışmasın, bakmayalım. Ay tutma öyle, tutma lütfen. Öyle. Sana dedim değil mi apartmanın içinde burada bir şey kokuyor. Evet lanet. Sanki eli birine yapış. Ay. Kapat Kadir, kapat. Kokuyor zaten leş gibi. Allah sizi kahretsin. Kız yeter, iyi beddua ettin adamlara. Bu ne bu? Bir zamanlar sucukmuş Kadir. Ay Allah seni kahretsin. Zeytinlere bak. Ben bir kahvaltı hazırlayayım size. Siz aç geldiniz. Şunları hemen koyayım yem bir. Size hemen iki dakika bir atıştırmalık. Bizim yöresel lezzetlerimizden. Bak köyden geldi körbe. Ay. Lor. Lorluktan geçmiş. Bu ne? Şu ara. Sen de amma abarttın Kadir. Mis gibi şeftali işte. Bırak Kadir, daha fazla oynamayın. Şeftali, şeftalikler. Bu ne? Dolapta da yok yok, Allah bereket evet. Versin. Resmen konuşurken nefes alamıyorsun Kadir. Ben sinekler çıkıyor içinde. Burası dolap. Hani ben buzdolabının içine giremedim ama inşallah o girebilir, zamanı kalır çünkü çok kötüydü. Bu nasıl bir dolap, bana bir söyler misiniz ya? Kirli bir dolap. Leş, leş, berbat. Ben inanamıyorum şu an. Rabia, çok evet. Sakinsin ama bu dolabı sen temizleyeceksin, farkındasın değil Farkındayım. Ne yağıymış o kavanozdaki Kadir? Kuyruk yağ mı bu, ne yağ? İç yağ galiba. Şu an bu dolaptan ne olsa anlatamıyorum. Çünkü bu dolap anlatılmaz yaşanır. Şuna bakar mı? Şu oluk dolmuş, bak bak. Şuna bakar mısın? Allah'ım sen yardım et. Bak bakalım buzluk ne durumda? Buzluk yine şükür. Evet, bir şey yok o kadar. Balık mı o? Daha fazla duramayacağım. Çık. Kapattım dolabın kapağını. Çık dışarı çık. Ne şartlarda çalışıyoruz görün. Televizyondayız diye rahat sanıyorsunuz bizi. Rahat olmadığın aşikar Kadir. Peki şimdi ne yapıyoruz? Temizleyeceğiz, ne yapacağız? Ah. Bu eldivenlerden bana bir mikrop bulaşır mı sence? Vallahi ben ona hiç güvenemiyorum şu anda. Dış ses şu an mutfağı görünce öldüm, tekrardan canlandım, dirildim. Biz buna ne dökeceğiz? Bence sen o Özlem'in evinde bir nitrik asit gibi bir şey yapmıştın ya, sodyum modyum. Bunun içine evet. Dök, kapat kapağını. Bu asit, anca asit eritir. Bence olur. Camdan aşağı atıp onu fırçalayalım aşağıda. Hadi o zaman banyoyu da gezelim de bir an evvel işe koyulun. Evet, bugün zorlu bir temizlik olacak çünkü bu kokunun altında nasıl iş yapacağız çok merak ediyorum. Haydi banyoya. Oy ben öyleydim. Bana ki kim beddua etti, ben buraya düştüm. Yürü. Mutfak tamamıyla yağlı ve buzdolabı açılmayacak şekilde çok pis durumda ve ev dediğimiz gibi çok havasız. O ortamda çalışabileceğini düşünmüyorum ve camları acayip derecede kirli, yani toz değil o. Tamamen kir. Ben açıkçası Rabia'nın üstünden gelebileceğini düşünmüyorum. İlk bakışta salon ve mutfaktan sonra daha kolay temizlenecek gibi görünen banyoda detaylar oldukça ürkütücü. Yılların tozunu, kılını, tüyünü bünyesinde barındıran banyoda derz boşlukları da simsiyah olmuş vaziyette. Bildiğimiz tek bir şey var. O da bu küçük mekanın Rabia Hanım'ın moralini alt üst edeceği. Ay. Geç bakayım, geç. Neresine geçelim? Zaten daptar. Bu hafta da maşallah evet klozetlerin hepsi bahtım karası. Ama sen o bahtım kara klozetleri akça pakça yapmanın yolunu biliyorsun Kadir. Heh, bunun suyunu alıyorsun, içine kire sökücü döküyorsun, onu yumuşatıyor zaten. Banyonun salondan ve mutfaktan hiçbir farkı yok. Banyoda küvet yok, herhangi bir duşakabin yok. O yüzden yeri zaten öyle çok abartı bir şekilde kirli değildi. Ama duvarları berbattı. Çamaşır makinesinin arkası berbattı. Lavabo fayansları berbattı. Her yer berbattı. Evet, nereden başlayacağız? Bence ilk mutfaktan başlamak istiyorum. Dış ses. Hatta bana sorarsanız buzdolabından başlayın. En sevdiğimiz. Buzdolabını nasıl temizleyeceksin çok merak ediyorum. Hoş bende. Hadi bakalım. Evet, temizlik benim şimdi haftanın dördüncü gün temizliği.
Rabia ile başlıyor. Hadi. Temizlik benim. Ha, benim miydi? Pardon. Ha, benim. Hangisi kizim doğru? Benim dedim değil mi? Bununki yanlış. Ben tek başıma, benim, ben hep insanları düşündüğüm için bizim diyorum. Bizim, ben bencil biri değilim. Temizlik benim işim. Hadi bakalım. O buzdolabına girince temizlik kimin işi göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.